Gözümüz aydın olsun. Ve bir daha gösterdi ki Azerbaycan'la hedef korku diliyle danışan bundan pişman olacak. Biz hak yolundayız. Bizim işimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Önümüzde dağlar, düşmanlar eğilsin. Türkiye bugün dünya çapında bir güçtür. Ve geçtikçe bu güç daha da büyür. Dostlar sevinir, istemeyenlerin de keyfi bozulur. İlham Aliyev kardeşimiz sanki bunlara hesap verecek. Zaten 30 yıla yakındır size hep hesap verdiler. Bu işi çözelim dediler. Bunu artık uzatmayalım dediler. Çünkü ben haklıyım. Gel tek be tek vuruş biz. Tek be tek. Bakar görek ne olacak bunlar. Türkiye, Azerbaycan arasındaki münasebet iki devlet tek millet münasebetidir. Bunu herkes böyle bilir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Biz burada diyoruz ki iki devlet tek millet. Azerbaycan'ın yanındayız diyoruz. Bugüne kadar da ilk defa bu kürsüde kendi bayrağımızın yanında sadece Azerbaycan bayrağını kullanarak basın toplantısı yapıyoruz. İşgale uğrayan topraklar kimin toprakları? Azerbaycan'ın toprakları. Bizim ordumuzda millerle, on millerle mübariz kimi, ferit kimi kahramanlar var. Vətən uğrunda biz hamımız şehit olmağa hazır. Peki vətən sağlar. Bunu hepiniz kabul ediyorsunuz. Dağlık Karabağ'ı kabul ediyorsunuz. Ve buradaki insanlar, 1 milyonu aşkın insan topraklarından uzak şu anda Azerbaycan'da yaşıyor. İşgalciler ise oralarda. Bunun hesabını kimse sormuyor. Azık hesap vakti geldi. Azerbaycan'a, Karabağ, büyük Türk yurduna dokunan eli, uzanan eli kıracağım. Yüce Allah şahidimdir ki. Müslümanlara saldırarak kendinize cehennem kapılarını açtınız. Kiminle mücadele ettiğinizi anlayacaksınız. Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün briefing keçirdi və həmin briefingdə açıqlanıb ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Hörmətli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir məlumatı da diqqətinizdə çatdıraq. Füzuli'nin 4 kəndi ve Cebrail'in ise 2 kəndi işğaldan azad edilir. Gözünüz aydın. Avrupa'da lobileri varsa Azerbaycan'ın arkasında
350 milyonluk Türk dünyası var. Sen de savaş çıksa gider misiniz? Abim her türlü giderim yani. İsterse 3. Dünya Savaşı çıksa yani. Elim iki kanda olsa bile yine giderim yani. Eyvallah. Sizler gençler. Allah razı olsun. Azerbaycan sizin için ne anlamdadır? Abim benim hem kardeş ülkem. Canım 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 ben, yüreğim sol yanım ben, gözlerine kurban ol, değerli insanım ben. Herkes bilir. Dolayısıyla destek şu mekanizmayla olacak, bu mekanizmayla olacak, şu unsurlarla olacak gibisinden ayrıntıya girmeye gerek yok. Zaten askeri işbirliğimiz var, zaten diğer alanlarda işbirliğimiz var. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü kendi toprak bütünlüğümüz kadar hassasiyetle savunuyoruz. Azerbaycan'ın meşru müdafaa hakkına kendi hakkımız olarak sahipleniyoruz. Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki duruşuna ordun varsa namusun var, şerefin var, şanın var. Ordun varsa ezanın var, bayrağın var, dinin var. Ordun varsa vatanın var, cananın var, canın var. Ordun varsa vatanın var, cananın var, canın var. Gökte kartal, yerde aslan, dağda bozkurt ordusu. Var olsun yiğit Mehmet der, yaşasın Türk ordusu. Var olsun yiğit Mehmet der, yaşasın Türk ordusu. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan o.